Evde camlar, balkon, odaların kapısı hepsini açıp oturuyoruz. Eyyamı bahur gidiyor, sıcaklık mevsim normallerine dönüyor. Önce El Nino, ardından Eyyamı bahur. Tüm Türkiye uzun bir süredir bu sıcak havalarda kavruldu. Özellikle mesela bizim gibi kalp hastaları için bayağı bunaltıcıydı. Çok bunaltı. Çok hem de nasıl bunalıyor, çocuklar bile bunalıyor. Havaya göre ayarlıyoruz kendimizi. Hangi nerede bulut onun altına geçiyoruz. <laughs> Geliyoruz Fatih! Kavurucu sıcak epey etkiledi ancak sonunda güzel haber de geldi. Rahatlatan açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yakıcı seviyelerde seyreden sıcaklık mevsim normallerine gerileyecek. Ferahlarız baba. En azından ferahlarız yani. O sıcak hava dalgaları artık etkisini kaybetti. Kuzeyli akışlar başladı ve sıcaklıklar bu yaz değerlerimizi mevsim normalleri değerleri artık dönmüş vaziyette. Önümüzdeki günlerde yani 15 günlük periyotta bir sıcak hava dalgası beklemiyoruz. Çok sevindirdi İnşallah dediğiniz gibi olur. Yoksa pişiyoruz. İyi olur. İnsanların içi rahatlar. Ferahlarız. Serin havanın akabinde yağmur beklentisi de var. İstanbullu salı gününden itibaren hasret kaldığı yağmuruna kavuşacak. Tahminlere göre ise perşembe gününün gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İnşallah. Salı günü gelen bir yağışlı sistem var. Perşembe günü bir yağış geliyor yine. Bu gelen yağış biraz daha etkili. Salı günkü yağıştan daha fazla etkisini gösterecek gözüküyor. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek. İnşallah yağar yani ne diyeyim serinler hava. Bekliyoruz geliyor zaten bulutlar başladı yayına. Ya. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un bazı bölgelerinde deniz denize girecekler dikkat. Kilios, Riva gibi yerlerde kuzeyli rüzgarlar var, çeken akıntı var, denize girecek olanlar için riskler var. Emniyetli olma, olmayan yerlerde denize girmemek gerekiyor. <laughs> Heyyam-ı Bahur su tüketimini arttırdı. Mega kentteki barajlarda kuraklık baş gösterdi. İstanbul Büyük bir metropolken suya ihtiyaçları çok var. Türkiye genelinde bu yıl beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Barajlardaki su seviyesi olması gerekenin çok altında kaldı. Yağış olmayınca iklim değişikliklerinin değişikliğinden dolayı kurudu Bunun üzerine bir de kavurucu sıcaklar yurda etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul'daki barajlar kırmızı alarm vermeye başladı. Su seviyesi %36.21 seviyelerine kadar indi. Terkoz Barajı'nda geçen yıl 61.44 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl 21.84'e kadar geriledi. Suların çekilmesi nedeniyle birçok kayık karaya oturdu. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihte ortaya çıktı. Çimenlerle kaplanan yolun Balkan Savaşı yıllarından kaldığı değerlendirildi. Şimdi su Kuraklık dendiği zaman burada öncelikle sıcaklık konusundan başlamak lazım. Havalar ilk defa bu kadar sıcak olmuyor. Yaz aylarında, Ağustos ayında, Ağustos ayının ilk haftasında, ikinci haftasında hava sıcak olur. Yani bu yeni bir şey değil. Bir kere burada izlediğiniz haberlerden, yapılan yorumlardan farklı bir durum da çıkartmamak lazım. Yani dünya daha önce olduğu kadar sıcak. Bir haber vardı geçen gün, diyor ki Edirne'de son 11 yılın en sıcak derecesi ölçüldü. E demek ki 11 yıl önce aynı sıcaklık görülmüş. Ya da Van'da işte son 5 yılın en sıcak e, derecesi ölçüldü diyor. E demek ki 5 yıl önce o sıcaklık görülmüş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizler hava sıcak vesaire haberlerini verirken sanki İlk kez bu kadar sıcak olmuş gibi bir hava oluyor. İşte bu bu olmasın. Yani paniğe neden olacak bir durumla karşı karşıya değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Ama iki, şu kuraklık hadisesi orada da söylenecek başka sözler var. E şimdi Terkos Gölü kuruyor. Ali Beyköy Ali Beyköy barajı kuruyor haberleri var işte izliyorsunuz. E zaten İstanbul'un suyu Melenden geliyor. Yani 1994 yılında bu ülkeyi, bu şehri yöneten, İstanbul'u yöneten, şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ortaya bir vizyon koydu. Susuzluk İstanbul'un her zamanki sorunuydu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman da İstanbul'da bir susuzluk sorunu vardı. Onun için Kemerburgaz Kemerleri inşa edildi. E, bugüne geldiğimizde bakıyorsunuz 1994 yılının vizyonu üzerine tartışma yapılıyor. Melen projesi işte barajda şu varmış, bu varmış, çatlak varmış. E, o zaman o barajın çatlağını düzelteceksiniz. Ve siz yeni bir vizyon koyacaksınız ortaya. Yıl 2023. Sizin vizyonunuz ne? O zamanın yönetimi ki Veysel Eroğlu'nu burada bir kez daha anmak lazım. O o dönemin e, İSKİ müdürü daha sonra e, Orman Su İşleri Bakanlığı yaptı uzun süre ve İstanbul'a ben su bulacağım, İstanbulluyu susuz bırakmayacağım diyerek ıstırancalardan su getirdiler. Bu ekip yetmedi Melen projesini hayata geçirdiler. O zaman şöyle demişlerdi. Ya siz 200 kilometre öteden İstanbul'a su mu taşıyacaksınız? Ona boru bile yetmez demişlerdi. E şimdi İstanbul'un suyu Melen'den geliyor. İşte aynı zihniyet. Vatan Caddesi'nde dört şeritli yol yapacağım diyen Adnan Menderes'e... ...sen buradan uçak mı kaldıracaksın diyen zihniyet... ...o zaman Melen Projesi'ne de aynı şekilde karşı çıkmıştı. 200 kilometreden su mu gelir diye. E şimdi işte barajların e, alarm vermesi söz konusu ama su Melen'den geliyor. Bu bir vizyon. Siz vizyonu genişlettiniz mi? Buna bakmak lazım. Benim vizyonum var dersiniz ben... Denizden suyu arıtacağım dersiniz. Ben o denizden arıttığım suyu çok pahalıya mal ediyorum. O yüzden şebekeyi ikiye böldüm. Kullanma suyunu denizden alacağım en azından. Mutfağa verilen suyu ayrı vereceğim dersiniz. Ne bileyim başka bir suyu biraz daha bol olan bir ille anlaşma yaparsınız. Vesaire vesaire. Yeraltı sularına bakarsınız. Nedir ne değildir diye. Ama en azından bu konuda bir adım attığınız görülür. Şimdiki durumda paylaşım yapılıyor israf yapmayalım. Evet doğru israf yapmayalım. Zaten insanlar israf yapmıyor artık. Hani o şeyi geçtik artık. Duşa gireceğiz de e, çeşmeyi kapatacağız. Zaten herkes kapatıyor artık. Ellerimizi sabunlarken çeşme açık kalmasın. Sular akmasın. Sabunlarken kapatalım. Onu geçtik. Onu zaten insanlar artık öğrendi. Ama şehirler kalabalık. 1994 yılında 7 milyon kayıtlı nüfusu bulunan İstanbul'da 2023'te 18 milyon var. Dolayısıyla İSKİ açıklama üstüne açıklama yapıyor. İstanbul'da rekor su tüketimi. Hayır rekor değil. Kişi başına baktığınız zaman aslında belki de kişi başı tüketimde daha iyi bir noktadayız. Bilemiyoruz. Yani tam tersi de olabilir. Ama şu değil. İstanbul'da rekor üstüne rekor kırılıyorsa bu şehrin daha kalabalık olduğu için... Ve bu şehre mevcut kaynaklarla bir şey yapmaya çalışırsanız, e, yarın oturur bakarsınız. Neyse, şimdi bunu dedikten sonra...